Ready? Play. Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Evet, Avustralya açık başladı. Başlar başlamaz biz dedik ki hemen bir bölüm kaydedelim. Çünkü kura değerlendirme bölümünü cuma günü kaydetmiştik. Ondan beri bir 5-6 tane final oynandı. Bunları kaçırmayalım dedik. Veya oynanamadı Gökalp lütfen. Aynen. 5-6 dememin sebebi bir tanesi. Oynanamamış olması. Gerçekten oynanamayanlar da var. Ama bir onları konuşacağız bugün. Avustralya açığı hazır başlamışken ilk gününü de konuşacağız. Bir de oyuncular ne durumdalar, sakatlar ne durumda, basın açıklamaları ne durumda onları da konuşup. Atışmalar ne durumda? Güzel atışmalar var. Böyle lezzetli atışmalar var. Onları da konuşup kapatacağız. Anıl, istiyorsan geçen haftanın turnuvalarıyla başlayalım. WTA'de 3 tane turnuva vardı. ATP'de yine 3. Ama ATP'dekilerden bir tanesi ATP Cup'tı. İstiyorsan bir ATP Cup'la başlayalım. Burada evet. Finale gelmeden önce yarı finalde Rusya Almanya'yı yendi. İtalya İspanya'yı yendi. Finalde de Rusya İtalya'yı rahat bir şekilde 2-0 set vermeden geçerek şampiyon oldu. Medvedev-Rublev ikilisi zaten kazanmazsa böyle bir takım turnuvası ayıp olurdu. Ne diyorsun ATP Cup için? Yani Ruslar gerçekten takım olarak hani zaten çok güzel bir üçlü yakaladılar. Khachanov şu anda formsuz ama Medvedev ve Rublev da sırtlıyorlar. İkisi de çok formdalar. Özellikle top 10 oyuncularına karşı oynamayınca iyice farkları çok net ortaya çıkıyor. Hani top 10'de Rublev de Medvedev de bazen sallanabiliyor. Hani bunu Zverev maçında da gördük mesela. Hani Zverev'in biraz sıkıntısı olmasa o maçı alabiliyordu. İlk seti aldı. İkinci sette bir break öndeydi Medvedev'e karşı. Fakat Medvedev bunu ilk defa yapmıyor. Nadal'a karşı da ATP finallerinde benzer bir şey yaptı. Turnuvanın sürpriz ismi bence kesinlikle Fabio Fognini. Çok iyi oynadı. Seviyesi beklentilerin çok üzerinde. Ona rağmen Avustralya açıkta ne yapar kestirmek zor. Berrettini mi Fognini mi? Ben Fognini'yi çok beğendim. Berrettini zaten iyiydi. Orada da iyi oynadı. Bana sürpriz gelen Fognini'nin performansıydı. Yani Berrettini iyiydi ama o şaşırtmadı. Fognini çok şaşırttı beni. Çünkü çok yani özellikle sert zemine göre hem hırslı hem de bayağı iyi bir seviyedeydi. Yani ikisinin bir arada olduğunu çok görmüyoruz o yüzden. Evet, Fognini gerçekten yarı final maçında çok iyiydi Pablo Carreño'ya karşı. Ben sadece finalde hani esamesi okunmadı. Rublev onu ezdi geçti. Evet. Onun için Medvedev, Berrettini'nin çok iyi galibiyetleri var grupta da. Evet. Onu da çekeyim istedim ama tabii Fognini de gayet iyiydi. Finale kadar çıktılar sonuçta. İtalya olarak İspanya'yı yendiler ve iki tekler maçında aldılar. Berrettini Bautista'yı yendi. Fognini de Carreño Busta'yı yendi. Nadal'ın olmaması tabii ki burada baş faktör. Yoksa İspanya'nın tekrar finalde olması zaten çok şaşırtmazdı kimseyi. Evet, ATP Cup'ı istiyorsan bir kapatmadan önce, çünkü Nadal'a güzel bir geçiş olacak. İspanya'yı konuşup kapatırız. Bir Zverev ne durumda onu da konuşalım. Almanya Rusya'ya yenildi ama ben Zverev'in o kadar iyi başladığını maça tahmin etmemiştim. Evet. 6-3, 3-2. Bir de bir break öndeymiş ikinci sette. Tabii. Sanırım bir sakatlık geçiriyor derken Medvedev geri dönüp maçı alıyor. Şimdi, Zverev ama bu hafta güzel gözüktü. Ne diyorsun? Zverev'e özel bir parantez açmak gerekirse şu açıdan bildiğimiz gibi iyi oynadığı zaman çok çok iyi oynuyor. Fakat tutuldu mu hala o Zverev'inge geçiş yapabiliyor. Şu benim çok dikkatimi çekti. Servisinin istikrar süresi çok kuvvetlendi ama düşünce bu sefer öbür yöne de aşırı bir kayma oluyor. Yani servisindeki özgüvenle beraber oyun kalitesi de çok yukarıya çıkıyor. Hani 1.98 boyunda birinin özellikle Medvedev maçındaki rallileri yine çok keyifliydi. Gerçekten üst düzey. Yani şey mi demek istiyorsun? Hani iyi olunca uzun süre iyi oluyor ama bitince bitiyor mu servis? Komple bitiyor. Evet. Yani gerçekten maçtan hala kopuyor bilmiyorum. Tekrardan o menajerlik sorunlarını çözdü aslında ama tabii Zverev'de dert bitmez. Yok, teknik bir sorun var serviste. Çok belli. İkinci serviste. İkinci özellikle servis. Ya ben hatta şeyi düşünüyorum Gökhan. Yani o kadar yüksek atıyor ki topu. Şu var.
bir ikinci servisini de direkt birinci servis gibi atsa ve her oyun iki tane çift hata yapsa yine de bütün servis oyunlarını alır diyorum ben. Olabilir çünkü maçın sonunda 5-5 iken servis kırdırırken çok kötü bir çift hatayla kırdırmış yine. Evet ya tabii canım. Yani o kadar kötü bir ikinci servis atacağına riske gir. Oyun başına iki çift hatayla oynasa bile bütün oyunlarını alır. Çünkü evet. Gerçekten birinci servisi çok çok etkili. Ve rallileri de çok iyi. Ben Zverev'i çok beğeniyorum. Gerçekten yani her geçen gün oyun seviyesi yükseliyor. Ama o seviyenin stabilitesi sıkıntılı. Bunu da herkes biliyor zaten. Zverev'in diye bir şey boşuna oluşmadı. Fakat yani çok kötü gözükmedi yani sakatlıktan sonra. Bugün ilk tur maçında kazandı Avustralya. Evet. Setlerdi tabii yine. Evet, Marcos Giron'u bir set verip yendi. Yani ilk turun ilk setinde tabii böyle şeyler olabilir. Marcos Giron gayet güzel oynamıştı geçen senenin evet. Sonunda. Tehlikeli bir rakipti. Şimdi yani, Maxim Pressi ile oynayacak. Güzel yani, bir. Zverev nasıl diye merak edenler olursa Djokovic'le oynadıkları maçın ilk setini izlesinler. Yani prime Zverev odur. Gerçekten o aldığı sette çok harika oynadı Djokovic'e karşı. O maçta bütün iyi yönlerini gösterdi kendisinde olan. ATP kapı istiyorsan bir de İspanya konuşarak bitirelim. İspanya adı altında bir Nadal konuşalım. Çünkü evet. Nadal hiçbir maçı çıkmadı İspanya için. Ne gruptaki Yunanistan ve Avustralya maçlarına ne de yarı finaldeki İtalya maçına çıktı. Ki zaten hani çok da olası değildi. Çünkü zaten çok yakın zaman var artık Avustralya için başlamasına. Evet. Öyleydi cumartesi günü. Ve basın toplantılarını cuma, cumartesi, pazar günü yaptılar oyuncularla. Nadal orada açık açık dedi ki benim 15 gündür sırtımda bir ağrı var. Evet. Geldiğimde Avustralya'ya ilk geldiğimde keyfim çok yerindeydi. Çok pozitiftim. Ama o kadar pozitif değilim. Çok ciddi değil ama tabii tamamını el alamadım antrenmanların dedi. Rahat hareket edemiyorum. İstediğim kadar %100'ümle hareket edemiyorum dedi. Bunları derken bu arada servis atmaya çalıştım biraz bugün dedi. Hani öyle şeyler korkutuyor tabii öyle laflar. Evet. Ama bir yandan da antrenmanlarına devam ediyor. Sinner'le 14 gün yapmışlar. Sonuçta ATP Cup sözcüğünce de antrenmanlarına evet. Devam. Instagram'da böyle arka arkaya onlarca backhand vurduğu bir videoyu paylaşmış. Evet. Orada bir yorulup dinleniyor ama Nadal cephesinde beklediğimizden bir tık daha ciddi gibi durum. Bakalım Salı günü oynayacak ilk maçını, nasıl oynayacak? Ben de çok merak ediyorum. Çünkü Nadal da çok sakatlıklarına yönelik açıklama yapmayı sevmez. Dolayısıyla bir açıklama yaptığı zaman durum ciddidir. Hani başta konuşmuştuk, bu kendi dinlendirme amacıyla oynamıyordur dedik ATP Cup'ta ama durum farklıymış. Bakalım iş nereye gidecek. Hani ilk iki tur özellikle zaten %60 ile oynasa da geçecek turları 3 sette de olsa, 3 sette bence. Fakat o arada ne kadar toparlanacak, vücut nasıl reaksiyon gösterecek tempoya, onu görmek ilginç olacak bence de. Evet, 3. turda eğer 3. tura kadar çıkarsa ve karşı taraftan rakip seri başı olduğu gibi gelirse Dan Evans olacak. Dan Evans formda. Dan Evans demişken istiyorsan ATP kapı kapatalım ve Dan Evans şampiyon olduğu evet. Murray River Open konuşalım. Dan Evans güzel bir turnuva geçirdi ve kariyerinin ilk ATP kupasını kaldırdı. 7. finali miydi Gökhan? Bayağı emin değilim. Sadece ilk şampiyonu olduğu aklına evet. Kalmış. Bayağı bir final oynadı. Pedro Sousa, Marcos Giron, Borna Coric, Jeremy Chardy ve en sonunda Felix Auger-Aliassime'i yenip şampiyon oldu. Bakıyorum sette kaybetmemiş. Gayet güzel oynamış diye duydum. Ama tabii burada konuşulacak bir isim de 7 finalin 7'sinde kaybeden genç isim Felix. Bu arada bu hafta yani bu isimlerden final oynayıp pazar günü oynayıp maç kazanan tek isim Felix. Yani bu finali kaybetti. 7'de 7 kötü gidiyor finallerde ama hemen ertesi gün pazartesi günü gelip Avustralya'ya çıktı. İlk turunu da kazandı. Murray River Open bu şekilde. Dan Evans Felix'i 6-2 6-3'lük bir skorla geçti. Felix'te bir fobi oluşuyor Gökalp. Yani bunu atlatması gerekiyor. Bir tane kupa alsa rahatlayacak. Alex de Minaur'da biraz böyle bir şey vardı. Sonra Sydney'de kupa kaldırınca rahatlamıştı.
Felix umarım en kısa zamanda bir kupa kaldırır da 250 seviyesinde filan bir rahatlar. Ama yani benim bu turnuvalar nezdinde bu kadar Avustralya açığın başlamasına yakın zamanda puanlı turnuvayı ben olsam yapmazdım. Hani çok fazla turnuva oldu. Evet. Yıpranlar yıprandı, çekilenler çekildi vesaire derken. Alex Seminor bu arada iyi iş yapmış. İki taneden sonra hemen kazanmış. Felix'e durum kötü. Psikolojik olarak 7 çok fazla, çok yüksek bir rakam tabii. Buna benzer isimler var. Sürekli böyle Julian Benaton'un ismi geliyor. Evet. Bir tane konuşulmayan gayet başarılı bir isim. Stan Wawrinka. İlk 7 finalinin 6'sını kaybetmiş ve kazandığı tek finalde, bugün de Tennis Podcast'ta konuşuluyordu. Yani Djokovic'le 6-6 iken ilk set, Djokovic'in çekilmesiyle kazandığı bir final. Yani dönüş olur buradan. Ama tabii Felix'in psikolojisini etkileyecektir bu arka arkaya kayıplar. Hala daha çok genç tabii. 19 yaşında, onu da söylemek lazım. 19 yaşında 7 tane final oynamış olmasının ne kadar büyük bir başarı olduğunu, bu kadar çok finali alamayınca tabii biraz gölgede kalıyor tabii. Evet. 20 yaşında oldu bu arada tabii. Doğru. Aslında 20 oldu. Ya bu Covid'den dolayı ben hep bir sene kayıp benim şey yaşlarda, biliyor musun? Geçen sene olmamış gibi varsayıyoruz kendimiz için de. Murray River Open'da durum böyle. Erkeklerdeki son turnuva Great Ocean Road'da. Yannick Sinner şampiyon oldu ama olmalı mıydı gibi bir sorumuz var. Sinner Khachanov'u yendi yarı finalde 3 saat 7 dakikalık bir maçta. Öbür taraftan Travaglia geldi. Monteiro'yu yendi 6-3-6-4'le ve Sinner Travaglia ile 2 saatin hemen üstünde geçen bir maçta şampiyon oldu 7-6-6-4'le. Arka arkaya 2 kupa kazandı. Kupa böyle istatistikleri kutlanıyor tabii ki. Arka arkaya ATP kupası kazanan en genç isim oldu Nadal'dan beri 2005'te. Ve 2 tane ATP kupası kazanan en genç isim Djokovic'den beri. Çok iyi durumlar ama gelin görün ki bugün kayıp verdik. Bugün Avustralya açıkta. Evet, yani Yannick Sinner'in oyun kalitesi bence çok üst düzeye geldi. Fakat yani bugün Twitter'da da yazdım. İstediği kadar maç yoğunluğu ve yorgunluğu olsun Gökalp, 19 yaşındaki bir vücudun rejenerasyon süresi 25 yaşa 30 yaşa göre çok daha yüksek. Bu kadar çabuk yorulmaması gerekiyor ki finalde de yorgundu. Yani bu yönde biraz çalışması gerekiyor anladığım kadarıyla. Ben öyle düşünmüyorum. Bence genç, çok genç olunca yani çok fazla kramp geçirenleri de görüyoruz. Yani turda ne kadar tecrübeli olmanız size yardımcı olabiliyor hazırlık konusunda. Bir öyle bir durum var. Bir de Sinner gerçekten çok fazla uzun maç oynadı bu hafta. 5 maçı var. Yani çok, bu arada kolay maçlarda kazanmadı bu Great Ocean Road açıkta. Çok uzun süre kortta kaldı, evet. Kazandığı maçlar Vukic, Bedene, Ketsmanovic, Khachanov, Travaglia toplamda 10 saatin üstünde maç oynadı. 10 saat. Birincisi zaten neden, benim anlamadığım şey, neden Avustralya açık bu pazartesi günkü maçı salıya almıyor? Çünkü evet, kadınlarda pazar günü maç yapanlar eğer o taraftalarsa Kura'nın, yani bugün oynanacak tarafındalarsa, bir gün ekstra izin aldılar. Bu isimlerin arasında Garbiñe Muguruza, Ann Lee var mesela. Onların maçları oynanmadı. Ama Yannick Sinner, Travaglia, Felix bugün maç oynadılar. Bence çok anlamsız. Bence bir de. Bir de yani Khachanov'la 3 saat 7 dakikalık bir maç yapıyorsa, yanında Ricardo Piatti gibi çok tecrübeli bir antrenör var, neden final maçına çıkartılıyor Sinner? Ben onu da anlamadım. Çıkmayın bitsin. Bir sürü insan çıkmadı. Osaka gibi çok gençler de çıkmadılar. 23 yaşındaki Osaka. Ki bunu geçen sene de yapmıştı Avustralya Amerika'dan önce. Ben ona anlam veremedim. Bugün biraz bu arada çok güzel bir maçtı. Şapo maçını da konuşalım bence ta yeri gelmişken. Biraz daha da kaliteli olabilirdi eğer Sinner bacakları tükenmeseydi gibi düşünüyorum. Yani maça geçecek olursak böyle arada, Sinner bu yorgunlukta olmasaydı bence bu maçı bu kadar konuşmayacaktık. Çünkü Sinner ilk sette silindir gibi gelmişti. Sonra şarjı azalınca Şapo'ya da bir özgüven geldi. Şu açıdan ilk sette de çok dominanttı Sinner. Fakat sonra biraz tabii vuruşların derinliği azalınca,
biraz daha zaman kazanınca Şapo çok daha dominant ve agresif oynayabilmeye başladı. Ve öyle iki set üst üste aldı. Ama sonra tabii Sinner'in dördüncü sette nereden çıktığını anlamadığımız enerjisiyle maça geri gelince tekrardan bir heyecan seviyesi muazzam bir seviyeye geldi. Ben son sette de acaba 5-4'ten geri dönebilecek mi diye bir an ümitlendim. Çünkü Şapo'nun servis de özellikle düz tarafına atarken çok zorlandı. Onun da bir acaba hani alttan servis attı, insanlar acaba kızdırmak için mi yapıyor dedi. Biraz bence omuzunda da yorgunluk olduğu için öyle araya biraz da Sinner'in dengesini de bozmak için tabii ki öyle bir şey yaptı. Fakat ittir kaktır tam tabiriyle o son oyunu aldı ve maçı kazandı. Ama kesinlikle birinci tur için alev alan çok iyi bir seviyede bir maç izledik. Güzel de bir eşleşme bence karşılıklı yani oyun stilleri açısından. Evet ya, Deniz Şapovalov bence çok olgun bir tenis oynadı. Çünkü yani Sinner'in zaten bu kadar tehlikeli olacağı belli. Omuz rahatsızlığından benim izlediğim yayındaki yorumcular da bahsediyorlardı Şapo'nun. Hani onda da biraz hafif acaba bir vücutta bir dökülme olacak mı diye düşünmeye başladım. Ki o hani bir önceki gün oynamamıştı Sinner gibi. Şapo en son maçını 3 Şubat'ta yaptı. Aslında güzel böyle arada. 5 daha ne olsun. Çünkü ilk maçlarını yaptılar. Yani evet. ATP Cup'ın ve hemen elendiler. Çünkü iki ülkeye değinildiler, Sırplara, Almanlara. Öyle olunca Şapo iki tane güzel maçını oynadı ve kenara çekildi. İyi bir hazırlık ama tabii bu hazırlık süreci öyle bir karışıktı ki herkes de tabii böyle değişik şeyler, sakatlıklar, yan etkiler barındırabilecek. Bakalım ne yapacak Şapo. Onun kurası zor bir kura. Çünkü Sinner geçti. Sırada Bernard Tomic var. Bernard Tomic rakibinin çekilmesiyle ikinci tura çıktı. Onu geçerse de büyük ihtimalle Felix ile oynayacaklar. Üçüncü turda gerçekten fokurdayan bir kura çekmiş Şapo. Ya oradan bir Kanadalı çıkacaktır bence çeyrek finale. Güzel bir... Dördüncü tura çıkacak. Dördüncü turda Schwartzman'la oynama ihtimali. Evet. İşte ben de diyorum Peke'ye karşı Peke gelirse oradan ikisi de Peke'yi yenecek oyunda bence. Yani o yüzden oradan o çeyrekten bir Kanadalı çıkar diyorum. Tamamdır. Schwartzman olduğunu da söyleyeyim de dinleyiciler şimdi bilmiyorlarsa bu tahminde Schwartzman'ın da elendiği ortaya çıksın. İstiyorsan kadınlara geçelim. Erkeklerde durum evet. Böyleydi. Kadınlarda 3 tane turnuva oynandı. Bir tanesinin finali oynanamadı. Gippsland ile başlayacak olursak Gippsland turnuvasında Elise Mertens finale Osaka'nın maça çıkmasıyla otomatikman çıktı. Öbür taraftan da Aleksandrova'yı yenen Kanepi geldi ve Mertens finalde Kanepi'yi 6-4, 6-1'lik skorla geçti. Onun zor maçı zaten çeyrekte Svitolina ile yaptığı maçtı. Match tiebreak'te onu 6 ile geçmişti. Ama oradan sonra Mertens zaten yarıyı da oynamadıktan sonra güzel bir skorla şampiyon oldu. Bunu herhalde böyle özetleyebiliriz. Yarra Valley Classic'te asıl güzel maç vardı. Ash evet. Barty ile Muguruza final oynadılar. Çok iyi maçtı. Barty Serena'nın çekilmesiyle otomatikman finale çıktı. Muguruza inanılmaz bir hafta geçirmişti. Sadece 5 maçta mı? Yok 4 maçta yaklaşık bir 10 oyun kaybetti. Evet 4, 6, 7, 9 sadece 10 oyun kaybederek finale gelmiş. Ve orada Barty Muguruza maçı gerçekten güzel maç oldu. Şey yapabildin mi? İzleyebildin mi? Finalin özetini izledim ben sadece. Fakat genel yorum yapmak tenis yani bir maçı özet üzerinden yorumlamak istemiyorum. Çünkü teniste hakikaten özet izlemek çok da bence maçı anlatamıyor. Ama yani şunu söylemek lazım. Ash Barty'de Garbin Muguruza'da yani rallilerde hiç korkmuyorlar ve ikisinin de oyunları bayağı sert yani. Özellikle hızlı zeminde İkisi de Avustralya açıkta ciddi adaylar yani. Evet ve Barty ben ya yani bana bilmiyorum bana hala şaşırtıcı geliyor. Aylar boyunca oynamadıktan sonra çıkıp bir WTA 500 turnuvası kazanmak. Hadi tamam 500 demeyelim çünkü
Serena ile oynamadığı yarı finalde işte Shelby Rogers, Buzkova, ki Buzkova güzel bir maçtı. Bogdan maçları var. Ama Garbiñe Muguruza'yı, ki bu haftanın en formda ismi o gibi gözüküyordu kadınlarda. İki sette geçmek. Halep'le de oynamıştı öncesinde. Hani orayı da es geçmeyelim. Evet, bir gösteri maçı yaptılar Halep'le Adelaide'de. Gerçekten çok büyük başarı. Hak etti valla o üstünde Wombat hayvanı olan kupasını. Ya Ash Barty sanki böyle hazırlık döneminden Federer varı çıkmış gibi. Hani o meşhur Federer'in uzun süre oynamayıp geri geldiği 2017 senesindeki gibi. Sanki o kadar süre hiç maç oynamamışçasına inanılmaz bir şeydir. Hani antrenman yapmak bir yana, maç pratiği ve oyun içerisindeki stratejik kurgular vesaire, bunlar hakikaten ezber gerektiren şeyler ve bunları bu kadar uzun süre profesyonel turda olmadan yapmayı başarmak, yani Avustralya'ya yeni bir tenis efsanesi geldi diyebiliriz bence. Evet, gerçekten öyle gözüküyor. Zaten dünya bir numarası ve anladığım kadarıyla Haziran ayına kadar hiçbir şekilde riski bile yok bir numaradan düşmesinin. Çünkü puanları hep Fransa açıktan kalma puanlar, yüksek puanlar. O zamana kadar da dünya bir numarası olacak ve şu anda da gayet zaten iyi bir kurası var. Kadınlarda daha demin de dediğim gibi pazar günü oynanan maçlarda zaten ilk gün pazartesi ise eğer onların normalde olması gereken yer, maçları ertelendi. Yani Garbiñe Muguruza bu hafta 5 maç yaptı ve sadece 5,5 saat gibi bir şey kortta kaldı. Ona rağmen bir gün ekstra izinini almış. Keşke diğerleri de böyle şeyler yapılabilseydi gibi düşünüyorum. Yani ikisinler gibi isimler. Ya burada hakikaten bir tutarsızlık var yani. Neden böyle iki tarafta farklı hareket ediyor ve bir ortak akıl yok? Oyuncuları koruyacak ve turnuvanın seyir zevkini koruyacak. Sonuçta programda hiçbir şey yok. 3 set 5 set olayı farkından anladığım kadarıyla. Hani erkeklerin programını sekteye uğratırsak elimize yüzümüze bulaştırabiliriz 5 setten dolayı diyorlar anladığım kadarıyla ama. Ya çok kort var Gökhan. Yani gündüz ilk maça koyarsın ve idare edersin durumu. Zaten mesela bugün de hani günlük seyirci kapasitesi 25-30 bin arasındaydı. Bugün 17 bin kişi gelmiş. Hani orada da çok bir aman işte büyük kortlarda illaki bütün maçlar oynasın, her yer seyirci, tıklım tıklım para kazanalımdan ziyade biraz daha genişletebilirsin programı. Ama işte yani. Evet, yani son dakika ve çok fazla şeyle uğraştılar tabii. O bir tane COVID case'inin, COVID pozitif vakasının çıkmasıyla Perşembe günü maçlar oynanmadı. Yani bu Grampians turnuvası, bu en son konuşacağımız turnuvanın finalinin oynanmaması dışında bütün maçlar bitti. Evet. Burada Tenis Avustralya'ya çok büyük pozitif olarak yazar bence. Bu deli gibi olan haftada 6 turnuvayı oynayıp bitirdiler. Günde 90 maç vardı ya. Yani inanılmaz evet. Bir şey. Artık hani hangi maç denk geliyorsa ona bakıyorduk. Evet. Maç seçim diye bir şey yok. Nerede ne yayınlanıyor filan, onu bile insan takip edemiyordu. Ve en çok maç oynanacak gün tamamen iptal oldu. Evet. Cuma böyle büyük bir yoğunluk derken. Evet, Grampians turnuvası bu 14 gün odasından çıkamayanların turnuvası olarak bildiğimiz WTA turnuvasında. İki tane birden kural değişikliği oldu o Perşembe gününden sonra. Bir tanesi tabii match tie break geldi. Üçüncü sette 10 puanı alan kazandı. Diğer WTA turnuvalarında olduğu gibi. Bir tanesi de bu turnuva geç başlatıldığı için sırf oyuncular biraz daha dışarıda kort antrenmanı yapabilsinler diye çarşamba başlatılmıştı. Onun için maçlar çok sarktı ve pazar günü ancak yarı finaller oynanabildi. Ve yarı finallerde Kontaveit Sakkari'yi çok yakın bir maç tiebreak'iyle 11-9 3. sette geçti. Anne Lee de Jennifer Brady'yi geçti 16 ile. Ve bu ikili finale çıkıp finali yapmadılar. Final oynanmadı ve hem ödül puanını hem de ödül parasını paylaştılar. Durum böyle oldu bu turnuvada. Ya bu kadar yakın maçları kaybetmelerini üzülsem mi sevinsem mi bilemedim Sakkari ve Brady'nin. Çünkü Kura podcast'imizi dinleyenler bilecekler. İkisini de çeyrek finale yazdım ben. En azından biraz dinlenirler diye düşünüyorum. Bu arada ufak bir dipnot. Hem erkekler hem kadınlar tarafındaki turnuvaların isimleri belli bölgelerden geliyor.
Ve hakikaten doğa harikası yerler. Yani biraz güzel fotoğraf görmek isterseniz Yarra Valley, Grampians gibi isimleri Google'a yazdığınız zaman efsane yerler gerçekten ve çok güzel. Murray River, Great Ocean. Great Ocean Road kesin bakın. Çok güzel. Yani bayağı efsane, doğası muazzam yerler. İnsan böyle bakıp ah bir 3 hafta Avustralya'ya gidip oraları keşfetmek lazım gibisinden böyle içinden geliyor ama işte zor. Covid diyor oturuyoruz. Bir daha bir sürü şey tabii Evet. alışmaya olunca durum. Evet, Grand Prix turnuvası da bu durumda. Turnuvalarımız bitti ve asıl Grand Slam başladı. Bugün ilk maçlar oynandı. Osaka, Serena arka arkaya çıktılar korta. Venus maçını aldı. Bir sürü güzel maç oldu. Oraya geçmeden önce tabii oyuncularla bir sürü basın toplantısı yapıldı. Turnuva öncesi basın toplantıları. Bir onlara kısaca değinelim istersen. Evet. Da ilk gün maçları ve ikinci tur maçlarını konuşup artık kapatırız. Basın toplantılarında Nadal'ı konuştuk. Sakatlık üzerine duruldu tabii ki. Djokovic'e Kyrgios soruldu. Bir sürü şeyin arasında tabii ki. Bir sürü güzel şey de soruldu. Hani Djokovic burada kazanırsa 9. şey. Ama manşet buradan geldi. Yani manşet buradan geldi. Çünkü gazeteciler gelgit yapıyorlar ikili arasında. Djokovic'le Kyrgios için hiç beklemediğim, normalde topa girmiyordu şu ana kadar ama burada korttaki tavrı gayet saygı duyulacak bir korta getirdikleri, tenise getirdiklerine saygı duyuyorum. Ama kort dışında ona hiç saygı duymuyorum dedi. Bunu da gazeteciler tabii ki derhal Kyrgios'a taşıdılar. Bunların hakkında ne düşünüyorsun dediler. Kyrgios da asıl kortta saygı duymamasını beklerdim gibi bir şey söyledi. Kort dışında ben gayet iyi bir insanım. İşte pandemi sürecinde insanların evine yemek götürdüm. Benim vakfım var. Yardım kampanyaları yapıyorum. Ayrıca kort dışında da işte pandemi zamanı turnuva düzenleyip tişörtsüz dans edecek bir insandan da akıl alacak değilim gibi bir şey dedi. Laflarını hazırlamış beyefendi. Sonra bunu söyledikten sonra uf nasıl güzel cevap verdin ama uf gibi bir şey yaptı böyle basın toplantısında. Gerçekten çocuk gibi. Sonra bunu Djokovic'e götürdüler bugün birinci tur maçından sonra. Djokovic artık yorum yapmıyorum, yorum yok dedi. Ve de gerçekten yoga yaptığını oradan anlıyorsunuz. Çünkü bir insanın onların suratına söylenmesi, ya yani söylenirken sakin kalması imkansız. Çünkü böyle öyle deyişler var ki sanırım bazıları Avustralya İngilizcesinde. Böyle garip bir kedi falan diyor böyle Djokovic için Kyrgios. Böyle wild cat mi dedi bir şey cat dedi. Bunu söylediler yani kelimesi kelimesine Djokovic'e aktardılar. Djokovic de bütün zenliğiyle bundan sonrasını artık yorum yapmıyorum dedi. Bu ikili arasında bakalım neler olacak. Ne yazık ki yarı finale kadar oynayamıyorlar kura gereği. Keşke böyle bir ikinci tur maçı olsaydı da şenlenseydi ortalık. Yani ben Djokovic'in ilk dediğinden şunu anlıyorum. Rating getiriyor ama olmasa da olur benim için teniste. Fakat Kyrgios'un dediğine de hak veriyorum açıkçası. Çünkü hani kort dışında adamın çok bir saçma sapan bir hareketi yok. Daha ziyade kort içinde saçma sapan hareketleri. Nevrotik tavrı işte aşırı sinirsel patlamalar, işte raketi kortun dışına fırlatmalar falan filan. O yüzden mantıklı ama dilinin de hiç kemiği yok ve hani Djokovic'in sakin kalması takdire şayan. Yani Kyrgios da hem böyle Djokovic'le karşı karşıya getiriliyor hem Nadal'la da biliyorsun çok olaylar oluyordu. Yani biraz medyada Kyrgios'un bence bu şeysiz, çok diplomatik olmayan iletişim tarzını kullanıyor ve bilerek böyle bir kutuplaşma yaratıyor gibi. Tabii. Yani çünkü bunlar hepsi dediğimiz gibi manşet çıkarıyor ve reyting oluşturuyor. Biliyorsun özellikle tenis basınında da bu tarz işleri kovalayan isimler de az değil. O zaman biz daha fazla artık rating Aynen. vermeyelim. Aynen. Konuşacağımızı konuştuk. Kadınlar tarafında Serena ve Halep'in basın toplantılarından kısaca konuşmak gerekirse Halep iyiymiş arkadaşlar. Sakatlığından dolayı çok kötü bir mağlubiyet aldı diye hani konuşmuştuk Aleksandrova'ya karşı. Evet. Ama ben belimi üşüttüm gibi bir şey söyledi. Klimadan dolayı çok soğukmuş ortam. Fransa'da da Evet.
olmuştu. Onun için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum dedi ve zaten bugün de ilk maçını aldı yanlış hatırlamıyorsam. İlk maçını aldı. Çok da iyi bir oyun oynadı. Evet, aldı. Benim tek dikkatimi çeken şuydu. Servisi biraz sallantılıydı. Fakat yani sonuç itibariyle turnuvanın ilk maçı olması, sırtında biraz işte öncesinde tutulma olması vesaire, bu bence çok normal ritim bulması açısından. Yani gayet iyi hareket eden, iyi güç üreten ve vuruş istikrarı yüksek bir görüntü çizdi. Zaten çok taktik strateji değiştirmesi gereken, işin o stratejik tarafını değerlendirebileceğimiz bir maç oynamadı. Gayet aldı yürüdü. Evet, Avustralya'dan Ayla Tomljanovic ile oynayacak ikinci turda. İlk turda bir Avustralyalı rakibi vardı. Zaten bunu kortta da konuştu. Bir de çiftlerde kadar Avustralyalı. Bir de çiftlerde de 16 yaşındaki Avustralyalı Charlotte Kempeneers-Poch. Çok mükemmel bir soy isim. O isimle oynayacakmış. Ve tabii ki bunu da Avustralyalı koçu Darren Cahill ayarlamış. Böyle bir ortamda kendisi şu anda. Halep'te durum böyle. Serena'da benim bir sıkıntım yok merak etmeyin dedi. Basın toplantısında bol bol Tom Brady'den falan bahsettiler. Gayet rahat bir basın toplantısıydı. Ve zaten bugün çıkıp Laura Siegemund'u dedi ki al dedi bu oyunu ben sana veriyorum dedi maçın başında. Sonra 10 tane oyun aldı arka arkaya. Ve 6-1-6-1 ile çok rahat bir şekilde geçti. Tabii ki Serena'nın oyunu kadar kıyafeti konuşuldu. Her yerde, her ortamda. Yalnız hani Sezar'ın hakkı Sezar'a, benim son 2-3 hatta belki 4-5 yılda gördüğüm en iyi kadın kreasyonunu çıkardı Nike. Bayağı güzel yani. Ben bayağı beğendim. Hem Serena'yı hem genel tasarım bayağı iyiydi. Evet, TikTok'un yıldızı Svitolina'da Nike evet. için bildiğiniz prodüksiyonlu bir reklam çekmiş TikTok. Muazzam ya gerçekten. Rakete vuruyor, üstü değişiyor. Helal olsun. Gerçekten uğraşmış. Basın toplantıları bu kadar. İstiyorsan bir ilk günden izlenimleri konuşabiliriz. Sonra da ikinci tur yapalım. Evet, yani sürpriz bir şekilde beklenen favoriler kadınlarda gayet iyi gitti. Andreescu zorlandı. Ama onun haricinde elenen 3 tane isim var. Angelique Kerber, Alison Risk ve Wang Chang. Evet. Zaten ilk bence bir Alison Risk'in elenmesini konuşalım. Çünkü Potapova oradan büyük sürpriz yaptı bence. Çünkü çok net bir galibiyet. Yani 6-2-6-1'lik bir galibiyet. Yani Potapova yükselişte olan bir isim. Sürpriz yapmayı da seviyor. Hani hala umut vadeden biri. Ama 6-2-6-1 gerçekten çok net bir skor. Daha 19 yaşında çünkü Gökhan. Yani görünüşe göre Timea Babos da zaten daha çiftler ağırlıklı bir oyuncu olduğu için o maçı da alır ise güzel bir Serena Potapova maçı izleyebiliriz. Vallahi biz her seferinde bunu söylüyoruz. Sonra Serena Potapova'yı tokatlıyor. Galiba iki defa oynadılar diye hatırlıyorum ben Grand Slam'larda. Çünkü iki defa çok heyecanlandım hatırlıyorum bu maç için. Hemen bakıyorum. Bu arada ikisi de hard quarantine yapmıştı. Alison Risk de Potapova'da. Kerber de öyle. Elenen bir başka isimdi. O 14 gün odadan çıkamayanlardan. Onun listesini tutacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu isimler nasıl haksızlığa uğradılar. Onları göreceğiz ama Kerber'inki biraz daha farklı da bir durum gibi gözüktü. Çünkü ikinci sette iyi oynamasına rağmen Bernarda Pera yukarılardan gelen bir ilhamla 6-0-6-4'lük bir maçla Kerber'i eledi. Evet, o da bir yıl önce Gökhan birinci turda karşılaşmışlar ve Serena 6-0-6-3 yenmiş. Başka karşılaşmaları olmamış. İşte tamam o zaman. O bir yıl öncekini ben kafamda çok büyütmüşüm. Evet, Bernarda Pera da Zarina Diaz'la oynayacak ikinci turda ve Muguruza'ya doğru gidebilir o yol. Ben açıkçası ilgili var mı eklemek istediğin? Ya şu hani hakikaten Kerber ilk defa fiziksel olarak iyi göründüğü bir turnuvada elendi. Hani öncesinde belli oluyordu bu turnuva Kerber'den bir şey beklememek lazım diye. Ben esasında memnundum oyun seviyesinden, hani çok bir yarı final görmese de. Bu kadar erken yenilmesi bu turnuva özelinde beni şaşırttı. İşte dediğim gibi hani o 14 gün olayını herhalde bir kafamızın bir kenara tutmak lazım. Evet. Çünkü o oyuncuları çok etkileyen bir şey. Kesinlikle.
Onun dışında seri başlarında kadınlarda Sabalenka, Świątek, Serena, Halep, Osaka maçlarını çok rahat kazandılar. Çok net kazandılar gerçekten. Yani orada bir makas açıklığı vardı ilk turda. Evet, Kvitova biraz daha yakın bir maç kazandı 6-3, 6-4 ile. Vondroušová ve Andreescu onlara nazaran çok daha uzun maçlar oynadılar. Çok daha yakın maçlar sonucunda ikinci tura çıktılar. Ve ikisini de tehlikeli rakipler bekliyor. Andreescu'yu Suve Şey bekliyor. Ki Şey Pironkova'yı geçti. Vondroušová'yı da Rebecca Marino bekliyor. Rebecca Marino'nun çok ilginç bir hikayesi var. Mental problemlerden dolayı tenisi bırakmıştı. 2013 yılı olması lazım bırakmasının. Ve o kadar zamandan sonra birkaç ay önce geri döndü. İlk turnuvasında 15K kazandı. Ve şimdi burada Avustralya Açığı elemelerinden geçti. Ve ilk turda böyle ilk seti 6-0'lık bir skorla geçti. Gerçekten çok ilham verici bir hikaye. Bu arada 2018'de geri dönmüş. Döneli olmuş hani şu anda ilk senesi değil. Ama yine de bir Grand Slam maçı ilk defa kazandı. Çok uzun senelerden sonra. Yani bence de çok etkileyici bir hikaye. 5 seneye yakın bir süre tenisten uzak kalmak ve ondan sonra tekrar dönmeye karar vermek gayet güzel. Ama yani burada bugüne kadar kariyerinde de 3. tur gördü. Sadece buradan ilerlerse bayağı güzel bir hikaye dinleyebiliriz. Evet, o artık şey olur. Çok böyle ilhamla gelen bir gaz olabilir. Ama ana tabloda en son 2013 yılında bir tur maç kazanmış Avustralya Açık'ta. 8 sene sonra ilk maçını kazandı o da bugün. Erkeklere geçelim istersen. Erkeklere geçelim, evet. Ekleyeceğim bir şey yoksa bir Djokovic Master Class'ı izledik. Gerçekten yani olmazdı. Tek tişört ve tek raketle maça çıkıp şey yapabilirdi hiç. İsrafa girmeden ne terledi ne raket yıprandı yani. O kadar tertemiz aktı gitti ve ben buradayım dedi. Burası benim mekanım dedi. Çok da dosta güven düşmana korku veren bir oyun oynadı bence. Bilmiyorum sen nasıl yorumluyorsun? Evet evet mükemmeldi. Zaten o kadar rahattı ki artık ileri gelip servis voleyler falan denemeye başladı bir yerden sonra. Zaten o oyuncuların kafasının ne kadar bulanık olmadığını gösteren şeyler bunlar. Servisi mükemmeldi. Sanırım ilk serviste %86, ikinci serviste %79 ile kazandı. Return zaten çok iyidir. Bu arada akşam maçı olduğu için Jeremy Chardin'in belki hani servislerinde bir tık etki azalmıştır ama Chardin de bu arada çok iyi oynamadı. Evet. Karşıda ama bayağı yorgun göründü bir de Gökalp. Yani kondisyonu da pek iyi gelmedi açıkçası Chardin'in. Ya bence Djokovic olunca karşıda Chardin'de öyle bir fobi de olabilir. Çünkü 14. maçlarında yine set alamadı. 14'te 14. 33 sete karşı 0 set. Yani Chardin yerine ben oynasam Djokovic'le skor değişmeyecek Gökalp. Aynen bu doğrudur. Kesin bilgi. Erkeklerde sadece iki isim varmış tarihte. Başka bir rakibe karşı en az 10 maç kaybedip set alamayan Jeremy Chardin bu isimlerden birisi. Gerçekten olunmak istenmeyecek bir liste. Ama Djokovic gerçekten efsaneydi. Çok çok iyi gözüküyor. Ve onu kort sonu röportajları bile durduramadı. Hadsiz bir sunucu çıkıp Djokovic'e maçla ilgili bir soru sorduktan sonra evet iki haftalık karantinada da frustrated nasıl söylemek lazım Türkçe'de böyle çok karamsarlığa düşmüş. Ya böyle rahatsızlığını belli ettin gibi bir şey söyledi. Ki böyle bir şey yok. Yani bu gerçekten yok. Rahatsızlığını belli ettiği falan yoktu Djokovic. Adelaide'deydi ve Melbourne'deki oyuncular için bir şeyler istemişti. Bu bildiğiniz kötü niyettir. Başka hiçbir şey değildir. Zaten Rod Laver Arena'da o kadar fazla Djokovic taraftarı vardı ki kadının hani o sorusunu bitirtmeden ıslıkladılar, yolladılar. Djokovic onları sakinleştirip bir dakika ne demek istiyorsunuz siz hani rahatsızlığımı belli etmek derken dedi ve oradan
Bir sonraki turdaki rakibine geçildi soru olarak. Ama gerçekten bu bir fiyaskodur ya. Yani. Bir basın da değil. Çünkü bu turnuvanın sözcüsü bir röportaj. Ya bana soracak olursan maç sonunda bu kadar hazırlıksız bir şekilde, yani bu sorulacak soruların bir bir soru havuzu olması lazımdır yani. Sonuçta Djokovic'e neler soracaksın maç sonunda, kafana göre saçma sapan şeyler sormaması gerekiyor. Bence Djokovic gayet soğukkanlı ve aklı başında ve net davranarak çok profesyonel kaldı. Aynen, bence de öyle. Başka maçlara geçecek olursak... Ondan önce burada da şeyi söylemek lazım. Halep'in Avustralyalılarla benzer bir durumu Djoko'nun burada Amerikalılarla var. Hani bir sonraki turda eski seviyesini, o patlama yaptığı döneme çıkmaya çalışan TFO var. İlk maçını bilmiyorum. Ben izleyemedim Gökalp. Sen bakabildin mi seviyesi nasıl? 3-0 gibi net bir skorla geçmiş Travalli'ye. Travalli'ye daha dün maç yapmıştı Sinner'le. Onun için hani Travalli'ye biraz şey yaptım. Onu o sayılmaz suçlu diyorsun. Anladım. Evet. İlk set yakın geçmiş. Sonra kopmuş zaten. Muhtemelen o da Sinner gibi fiziksel sıkıntılar çekmiş olabilir. Sonra Opelka ve Taylor Fritz'den biriyle karşılaşacak eğer geçerse, ki ikisi de hızlı kortları seven isimler. Bakalım onların seviyesi nasıl olacak. Güzel maçlar olabilir. Özellikle iyi servise karşı iyi return her zaman benim izlemeyi sevdiğim maçlar oluyor. Bu arada kortlar hızlı diyoruz ve hani bu servisçiler için faydalı olacak diyoruz ama akşam maçlarının çok değişik olduğu söylendi bugün oyuncular tarafından. Özellikle Kyrgios söyledi bunu. O çünkü son maçı oynadı sanırım. Ya da son maçtan bir önceki maçı oynadı John Cain Arena'da. Ve içerisi buz gibiydi ve kort acayip yavaştı dedi. Onun için gündüz maçıyla akşam maçının arasında büyük ihtimalle çok büyük bir fark olabilir. Onu da bir hani kafada bulundurmak lazım. Hakikaten zemini bu kadar farklı olan her maçta ve her saatte başka bir spor daha yoktur herhalde. Evet, hava koşulları direkt etkiliyor. Yani kortun etrafında seyirci tribün alanı olup gölge yapmasıyla dışarıdaki açık kortlarda oynamak arasında bile inanılmaz farklar oluyor. O yüzden de oyuncular bir tur merkez kortta oynayıp bir tur dış kortlarda oynayınca bile kortun hızına uyum sağlamakta zorlanabiliyorlar. Burada da gece ve gündüz, geceden gündüze geçmek veya gündüzden geceye geçmek de oyuncular üzerinde bayağı bir farklılık yaratacaktır bence. Aynen öyle. Hemen bir diğer seri başlarına bakalım. Zaten Şapo-Sinner maçını konuştuk. Onun için oraya geri dönmüyorum ama Dominic Thiem çok böyle aşırı rahat olmayan bir maç kazandı. İlk seti 7-6 ama sonra çözülen bir maç. Kukushkin'e karşı. İkinci turda Dominic Köpfer'le oynayacak. Schwartzman yine bir set kaybetti Elias Imer'e karşı ama kazanmayı bildi. Onun kurasını zaten iyi olduğunu konuşmuştuk. Alexander Müller'le oynayacak ikinci turda. Bu isimler dışında çok güzel 5 setlik maçlar oldu gece. Bir tanesi Mute Milman maçı. Evet. Mute 2-1 geriden gelip kazandı ve gerçekten çok iyi bir eşleşme. Bir tanesi acayip iyi geriden sürekli çok her şeyi topspin çok iyi karşılıyor. Bir tanesi çok böyle varyasyonlu. Bir bu maç vardı. Bir 5 setlik maçta Monfils Ruusuvuori Monfils'ini yazık ki kaybetmeye devam ediyor. Monfils yani bence bu Felix'in durumundan daha zor bir durum. Çünkü final kaybetmek başka, hiç maç kazanamamak başka. Yani puanların dondurulması çıktıktan sonra Monfils'in düşeceği sıralamayı şu an hesaplamak zor. Çünkü epey süredir maç kazanamıyor. Bir anda çok çok gerilere düşecek. Emil Ruusuvuori'den hani biz bir sürpriz bekliyorduk ama Monfils'in basın toplantısında da ağlamasını ve o duygusal anlarını görünce bayağı üzüldüm Gökalp, ne yalan söyleyeyim. Evet, çünkü kariyerinin en iyi noktasındaydı. Evet. En uzun galibiyet serisini yakalamıştı. Ve pandemi oldu. Pandemi dönüşü bir türlü maç kazanamıyor. Ama bu kadar hani yakınlaştığı bir maç da olmamıştı. Hani evet. Fransa'da kendi evinde böyle bir maç oynayıp kaybetmedi Bublik'e mesela. Bu maç gerçekten yakındı ve Ruusuvuori çok iyi oynadığı sekanslar var. Bence totalde ilk setten son sete kadar belli bir kalitenin üstündeydi zaten maç. Bakalım Monfils neler yapacak Avrupa'da.
Burada neler olacak? Tabii bir bakalım. Wawrinka bir de maç kazanan, 3 setle maç kazanan rahat bir şekilde kazandı. Orada zaten Djokovic'in tarafında çok güzel ikinci tur maçları bizi bekliyor. Hakikaten 4 maçta birbirinden güzel Gökhan. Hem Wawrinka Fucsovics. Fucsovics çok atletik bir oyuncu. Wawrinka ile çok güzel, keyifli bir eşleşme olabilir. Ama bayağı zorlanarak almış maçını. Seviyesini çok net bilemiyorum şu anda o yüzden. Fritz Opelka da güzel olacaktır. Ama Corentin Mute ve servisi çok çok formda bir Raonic. Orası bayağı orada alev alan bir maç olacaktır orada. 4 maçta birbirinden güzel olacaktır. Tabii ki Djokovic-TFO maçı çok uzun sürmez gibime geliyor. O da ayrı bir konu. Aynen öyle. İki tane ekleyeceğim isim. Bir tanesi Kyrgios Hugo Humbert maçı oynanacak ikinci turda ve Kyrgios hiç öyle hazırlık turnuvasındaki gibi sakatlık emareleri göstermedi gibi gördüm ben maçta. Rakibi bu 14 gün ekibinden birisiydi. Federico Ferreira. Onun için ne kadar şey yapmak lazım bilmiyorum ama zaten Kyrgios kendisi için de ortalamaydı bugün seviyem demiş kort içi röportajında. Ama iyi oynarsa Hugo Humbert maçı gerçekten çok evet, eğlenceli olur. Bir de Grigor Dimitrov, Marin Cilic'i 3 sette geçti. Hiç öyle maçı izlemeden. Ben basın toplantısında anladığım kadarıyla hani böyle sürekli şey deyip durdu. Kendimle ilgilenmeye çalıştım. Kort'un sadece kendi tarafından. Cilic'te acaba bir sakatlık mı vardı? Onu bilmiyorum. Sanki öyle bir izlenim aldım Dimitrov'un basın toplantısından. Ya, Cilic ilk 2 sette yani ne yapsa hiçbir şey tutturamadı. Hem şans ondan yana değildi. Hem de basit hata sayısı çok fazlaydı. İkisi bir araya gelince çok hızlı kırdırdı servislerini. Fakat yani 3. sette aslında çok çok keyifli bir maç izledik bence. Orada artık hani o seti bu arada Cilic de alabilirdi. O zaman maç 5 sete de gidebilirdi. Yani çünkü Cilic 3. sette maça girdi. Bayağı da iyi girmişti. Fakat 5-3 öndeyken servis atarken kendi servisinde seti kapatamadı ve oradan Dimitrov maçı almasını bildi. Yani o kırılma anını bir kullansa güzel bir momentum yakalamıştı esasında Cilic. Ama Dimitrov da hiç fena hareket etmiyor kortta. Fakat şunu söyleyeyim, rally seviyesini ben yine de iyi bulmadım. Yani Karen Yobusta ile oynarlarsa çekişmeli bir maç olacaktır tabii ki ama öyle teamle karşılaşırsa neler olur vay diyebileceğimiz bir seviye kesinlikle yok şu anda. Evet yani ondan da hiç beklemediğimiz anda böyle çok güzel şeyler yapabiliyor. Ve Avustralya'da iyi şeyleri de var, sonuçları da var. Nadal'la o efsane yarı finalleri 2017'de. Evet. Kyrgios'la o 4. turları ertesi sene. Çok güzel maçları var gerçekten. Bakalım neler yapacak. Benim ekleyeceğim bir şey yok galiba erkeklerde ikinci tur maçlarına dair. Senin var mı? Yok yani şu anda bakınca hakikaten Monfils'in de elenmesiyle en kebap kura Zverev'de buradan çeyrek finale çıkması şart. Yani hani orada epey yolu açıldı gibi. Hani Kecmanovic daha çok genç. Mannarino da hani oradan biri çıkarsa çok bir tehdit olmaz diye tahmin ediyorum. Dudzelajovic de çok zor aldı ilk tur maçını. Rusuvori oraya gelse bile çok yorgun gelecektir. Çünkü çok çekişmeli maçlar sonunda gelir diye tahmin ediyorum. Buradan bir sürpriz yaptırmamalı Zverev. Çeyrek finalde Djokovic'le oynarlarsa merak ediyorum nasıl servis atacak. Evet o zaman burayı böyle kapatalım. Şimdi salı günü artık tabii hiç görmediğimiz isimler korta çıkacak. Rublev, işte Medvedev, Tsitsipas, Berrettini ve en önemlisi tabii ki Nadal. Nasıl oynayacak merak ediyoruz. Kadınlarda da aynen. Barty'nin tarafı yarın korta çıkacak ve işler karışacak efendim. Diyelim. Bizden bu kadar. Aynen bizden bu kadar. Bu hafta quiz'e hazırlanın efendim. Cumartesi günü Avustralya Açık konseptli ilk quizimizle karşınızdayız. O zamana kadar şimdilik görüşmek üzere diyelim. Şimdi yatalım maçlara ilk uykumuzu alıp uyanık halde girelim hemen kayıttan sonra. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.